Diğer en son konumuz ise multiple endokrin neoplaziler, Mann sendromları. TUS zamanında da çok sık rastladığımız, böyle kolay spot hatırladığımız sendromlar. Daha hiç görmediğimiz sendromlar. Mann bir sendromu, Werner sendromu olarak geçiyor. Genellikle 100 binde 2 veya 10 oranında görülüyor. %90 meningeniyle ilişkili, otozomal dominant geçişli. 3 tane P dediğimiz alanı tutuyor. Paratiroid, pankreas, pityoteri dediğimiz hipofiz bezini. Bu hastalarda ilk biyokimyasal gösterge hiperkalsemi oluyor. 14-18 yaşında gibi ortaya çıkıyor. Ama diğer bu klinik bulguları ise 30'lu 40'lı yaşlarda ortaya çıkıyor. Hiperparatiroidizm çok görülüyor. Yaklaşık 3'te 2'sinde görünüyor. Hayatın herhangi bir zamanında ortaya çıkabiliyor. Bu hastalarda paratiroid rezeksiyonu önersek bile cerrahiden sonra kontrol etmek zor. Çünkü ektopik paratiroid dokusu kalabiliyor. Timus'ta da ektopik paratiroid olduğu için timektomi de öneriliyor. Operasyonun başarısızlığı yaklaşık olarak %38 şeklinde. Hiperkalseminin ise tekrarlaması %16 şeklinde. Yine gastrointestinal ve pankreatik nöroendokrin tümörler ile karsinoid tümörler MEN1'de de çok sık olarak görülüyor. Yaklaşık %70 oranında. En sık salgılanan pankreatit polipeptitler nonfonksiyon olarak şeklinde. Daha sonra gastrinomalar %40 olarak geliyor. Bu hastalarda hiperparatiroidizm, hiperkalsemi görülüyor demiştik ya. Hiperkalsemi gastrinin daha fazla salgılanmasına ve gastrik asitin daha fazla artmasına neden oluyor. Hani semptomları daha kötüleşmesine neden oluyor. Gastrinoma küçük boyutlarda, multiple ve ektopik olarak saptanıyor. En sık görülen yerler ise pankreas ile düodenum. Karaciğer metastazları çok sık görülüyor. Tedavi olarak yüksek dozda PPI verebiliyoruz. Ameliyatı genellikle palyatif olarak yapıyoruz. Eğer agresif seyirliyse ve düodenumda tutulum varsa, ülserlere neden oluyorsa o gibi dönemlerde cerrahiyi öneriyoruz. Daha sonra görülen diğer bir gastrointestinal nöroendokrin tümörümüz ise insülinoma. %10 oranında görülüyor. Küçük, multiple, tespiti zor şekilde. Dediğimiz gibi insülinomaları saptamak biraz daha zor. EUS ile saptadığımızda bile 2 santimetrenin üzerinde olması gerekiyor. Sendromlarda daha çok multiple ve küçük boyutta oluyor. Glukagonomalarda düşük oranda görülüyor. Lipomalarda. Hastalarda sadece pankreasta tutulma olmuyor. Ekstra pankreatik nöroendokrin tümörler de yaygın olarak görülüyor. Akciğer ve timusta da saptanabiliyor. Hipofiz adenomları saptanıyor. Genelde hipofiz adenomları kadınlarda daha sık görülüyor. En sık prolaktin salgılanıyor. Daha sonra büyüme hormonu ve ASTH salgılanıyor. Prolaktinomada daha önce de bahsetmiştik. Tedavisinde kabargolin kullanılıyor. %42 oranında nonfonksiyon oluyor. Mikroadenomlar çok sık görülüyor. Mikroadenom da 1 santimetreden küçük olarak saptanıyor. Genelde bu da insidental rutin EMG MR görüntülemesinde saptanıyor. Adrenal adenoma hiperplazide sık görünen tablolardan birisi. %40 oranında adrenaller etkilenmiş ve %50 olarak bilateral olarak görülüyor. Onun dışında timik nöroendokrin tümörler var. Bu daha çok erkeklerde görülüyor. Hipofiz adenomları kadınlarda, timik nöroendokrin tümörler erkeklerde. 10 yıllık surveylere çok düşük. Dörtte biri oranında hayatını kaybediyor. Akciğer tutulumu çok fazla dedik. Yine 10 yıllık surveylere daha düşük şekilde. Onun dışında görebileceğimiz lipomalar var. Anjiyofibromlar var. Kolenjiyomalar var. Dermal nodüller var. Diğer kanserlerinde sıklığı artmış saptanıyor. Menenjiyomlar, meme kanserleri, kolorektal kanserler, prostat, melanom gibi kanserlerde sık görülüyor. Bu hastaların normal sendrom olanların beklenen ömürleri ise yaklaşık olarak 55-60 yıl gibi. MEN2A simple sendrom olarak söylenebilir.
Nadir otozomal dominant tümör sendromlarından birisi. Buradaki etkili olan gen ise proto-onkogen ise RET %95 olarak görünüyor. RET geni medüller tiroid karsinom ile ilişkili. Hiperparatiroidizm bu hastalarda sık gözüküyor. Hiperplazi ve adenom şeklinde. Feokromostoma görülüyor ve bilateral oluyorlar genellikle. Hirschsprung hastalığı daha çok çocuklarda gördüğümüz kolonu etkileyen bir hastalık. Bu hastalarda RET geni olanlarda 6 yaşında profilaktik olarak tiroidektomi öneriyoruz. Çünkü medüller tiroid karsinom görülme riski %90'dan fazla. Profilaktik önerdiğimiz bir operasyon. Bu hastalarda en dikkat edeceğim şey medüller tiroid karsinom artı feo. Meniç ise eski MENİKİB. Bu hastalarda da hani otozomal dominant aktarımlı yine RET geni mutasyonu etkili. Burada MEN2A'dan farklı olarak mukoza nöronlar saptanıyor. Marfonoid bir görünüme sahipler. Yine feokromostomayla hastalarda medüller tiroid karsinomları görüyoruz. İntestinal sistemi daha fazla etkiliyorlar. İskelet anomalileri saptanabiliyor. Gecikmiş puberte görülebiliyor. En son olarak ise Mendör sendromumuz var. Nadir. Buradaki mutasyonumuz CDKN1B şeklinde. Hipofiz adenomu görüyor. Paratiroid bezi etkilenmiş. Artı pankreasın nöroendokrin tümörü. MEN1 gibi. Burada MEN1'den farklı olarak ise adrenal tümörler, testiküler tümörler, over tümörleri, servikal tümörler daha fazla görülüyor. Bu şekilde oranlarını bahsedersek hani hangi menlerde hangisi daha sık görülüyor şeklinde bu şekilde de değerlendirebiliriz. MEN1'de en fazla etkilenen paratiroid. MEN1 ile MEN4 zaten birbirine benziyor şeklinde ifade etmiştik. Burada farklı olarak adrenokortikal etkilenmesi ve diğer organların tümörleri fazla, tiroid adenomları da fazla. Onun dışında MEN2 ile MEN3'te birbirine çok fazla benziyor. MEN3'te ise marfonoid görünüm daha etkili, daha fazla. Bir de MEN2'de medüller tiroid karsinom %90'ın üzerinde görülüyor. Hastalarda profilaktik olarak tiroidektomi öneriliyor. Bu da TUS zamanında görmüş olduğumuz sınıflama şeklinde. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için.